Son zamanların yükselen trendlerinden glutensiz beslenme artık sadece çölyak hastalarının değil herkesin dilinde. Peki nedir bu glutensiz beslenme? Sizler için araştırdık. Glutensiz beslenme deyince akla ilk gelen isimlerden olan Şef Süleyman Engin'le birlikteyiz. Bakalım neden bu kadar glutensiz beslenme trend oldu? Kendisinden öğreneceğiz. Nasılsınız Süleyman Bey? Teşekkür ederim. Merhaba. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Kendinizden birazcık bahseder misiniz? Sanırım projeleriniz varmış. Bunları öğrenmek istiyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim görevlisiyim. Aslında kendimi çok fazla anlatmayı sevmiyorum. Ama bir farkındalık oluşturmak adına bazen bir takım şeyleri konuşmak lazım. Çok iddialı bir söylem olmayacaksa, maalesef ki Türkiye'nin ilk glutensiz şefi olarak ortaya çıktım. Glutensiz mutfak nedir? Peki neden bu kadar trend oldu? Aslında şöyle, insanlar trend olmasının sebebi bir, çok ciddi anlamda projeler yapıldı. Bu projeler bir farkındalık oluşturdu. Bu farkındalıkla birlikte insanlar zaten sağlıklı beslenmeye, yani eskiye bir dönüş var şu an toplumda, bir bilinçlenme var. Bir arayış içerisindeydi insanlar. Bu arayışın temelinde glutensiz beslenme ve mutfak burada bir ön plana çıkınca herkes glutensiz beslenmeye sarılmaya başladı. Tabii ki farklı anlayan insanlar var, yanlış anlayan insanlar var. Biraz bilgi kirliliği var, doğru ifade edilen şeyler var. Bizim görevimiz de üniversite olarak, görev yaptığım üniversiteden daha çok böyle mantık süzgecinden geçirilmiş ve temeli bilimsel bilgilerle desteklenmiş bir şekilde glutensiz mutfağı topluma aktarmak. Sağlığınız için önemi nedir peki Süleyman Bey, glutensiz beslenmenin? Şimdi glutenle ilişkisi tespit edilen pek çok hastalık var. Gluten bir protein grubudur. Bazı insanlar bunu çok yanlış yorumluyor. Hatta gluteni böyle bir duyuyorum bunlar, yani bunlar ifade etmek zorundayız. Gluteni bir patojen mikroorganizma, yani sanki bir zararlı bakteriymiş gibi falan algılayan ve ifade eden insanlar var. Böyle bir şeydir. Gluten hamurun yapısından sorumlu bir protein grubudur. Hamurun iskeletidir. O şekilde ifade edelim öncelikle. Sağlığımız üzerinde etkisi de aslında glutenin normal sağlıklı bir insanın alıp almamasıyla ilgili vücuduna herhangi bir zararı ya da bir faydası dokunmuyor maalesef. Fakat çölyak hastaları için, glutensiz beslenenler için, gluten intoleransı olan insanlar için ya da glutenle ilişkisi tespit eden hastalıkları yaşayan insanlar için gluten bir kabustur. Yememeleri, tüketmemeleri gerekir. Burada da ekmek görüyoruz ve bir ezme var. Bahseder misiniz birazcık bize, nasıl bir ekmek? Şimdi ekmeği buraya getirmemiz, bu arada kendi ekmeğim bu. Ekmeksiz yaşamayan bir toplumuz, Türk toplumu. Dolayısıyla en büyük problemimiz, en temel problemimiz ekmektir. Ben de glutensiz iyi bir ekmek nasıl yapılır, onun üzerinde aylarca üzerinde çalıştım. Arge çalışmaları yaptık. Nohut unu, kinoa unu, kara buğday ve büyük darı bitkisinden elde edilen un karışımlarından yapılan çok güzel bir ekmektir. Çok sağlıklı bir ekmektir. Nişasta bazlı değildir. Ekmekleri ya da glutensiz beslenmeye dair diğer yiyecekleri yaparken aletler önemli midir? Örneğin tava gibi. Tabii ki ekipman çok önemli, çok çok önemli. Yani burada kastımız şu, her zaman söylemişizdir, çapraz bulaşmayı önlemek adına mesela benim eğitim verdiğim okulda tamamıyla ayrı bir mutfak vardır. Eğitim verdiğim özel mutfak yerlerinde, kurslarında ekipmanımız ayrı, tavamız ayrıdır, bıçağımız ayrıdır, doğrama tahtamız ayrıdır, fırınımız ayrıdır. Bunun sebebi de çapraz bulaşma, yani gluten içeren herhangi bir şeyin pişirildiği bir tava ya da bir fırını asla glutensiz pişirim için kullanmıyoruz. Ağzınıza
sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben yanınızdan ayrılmadan önce hemen tadını da merak ediyorum. Tamam. Glutensiz ekmek ve organik fındık ezmesinin. Daha önce bir glutensiz ekmek yediniz mi? Hayır, ilk defa yiyeceğim tamam. Sanırım. Bakalım ilk defa yiyeceksiniz. Hayır, neden soracağım? Ya da yedim farkında değilim. Şöyle, benim bu, çünkü bu kinoa, nohut unu, kara buğday ve büyük darı bitkisi. Glutensiz tahıl. Bir de fındık ezmesi sürelim. Şöyle güzelce. Tamam. Şöyle bakalım. İlk defa glutensiz ekmek yiyeceksiniz. Tamam. Beğenecek misiniz? Tamam. Şöyle buyurun. Glutensiz ekmeğimiz. İşte glutensiz ekmek böyle olacak. Üzerine bir şey sürdüğünüz zaman dağılmayacak, parçalanmayacak. Sorun bu. Bakın hiç dağılmadı. Gayet yumuşak, ufidik. Fındığın tadı da çok güzel geliyor. Daha yoğun bir şekilde alabiliyorum. Süleyman Bey, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Sizin sayenizde glutene dair daha da bilgilendik. Sorularımızın yanıtını aldık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vesile olduğunuz için, farkındalığın artmasına yardımcı olduğunuz için biz de size çok teşekkür ederiz. Glutensiz beslenmeye dair Şef Süleyman Engin'den tüm detayları aldık. Başka bir konuyla görüşmek üzere.